ilk anne öğüdü tahtamıza yazılıyor. Saçını kurut yoksa hasta olursun. Saçınızı kurutun yoksa sinüzit olursunuz, hasta olursunuz. Esasında doğru bir öneri. Bu konuyla ilgili yapılmış net bir çalışma olmamasına rağmen soğuk havanın, orta masasının düşmesinin hastalanmamıza, vücut direncimizin düşmesine neden olduğu bilinmektedir. Burun eti dediğimiz konkalar vücut ısısının düşmesiyle birlikte, ısı kaybıyla birlikte ödeme uğrar. Ödemle birlikte sinüslerimizin havalanması bozulduğundan dolayı sinüzit olabiliriz. İşte en sık verilen anne öğüdü. Dondurmayı susuz yeme, boğazın şişer. Dondurmayı aldığımızda daha ağzımızın içerisine girerken vücut ısısına çok kısa sürede ulaşır. Dolayısıyla onun soğuk etkisi boğazımızda, ağız içimizde, boğazımızda herhangi bir yan etki yapmaz. Kaldı ki aldığımız ılık su da hemen vücut ısımıza gelecektir. Dolayısıyla bir etkisi olmayacaktır bu aldığımız ılık suyun ya da soğuk dondurmanın. Dünyada yaygın olarak da kışın dahi dondurma tüketiliyor. Hani bu doğru bir inanış olsa kışın dondurma tüketilmemesini tavsiye ederdim. Çiğ sucuk atıştırmak çocukların en sevdiği kaçamaktır. Peki acaba annelerimizin dediği gibi bağırsaklarımızda kurt yapar mı? Tabii bu deyim halk arasında çok yaygın. Biz de çocukluğumuzda annelerimizden, annemizden, teyzelerimizden, anneannelerimizden çok sık duyduğumuz bir laf. İşte çiğ yeme, yıkamadan yeme, pişirmeden yeme, yoksa bağırsaklarında kurt olur, kurt dökersin şeklinde. Tabii neden bu laf çıkmış? Daha çok aslında çiğ yufkadan hani çok öyle kıl kurdu gelişmesi teorik anlamda mümkün değil ama pratik olarak daha çok iyi hijyenik şartlarda hazırlanmamış yiyeceklerden genel olarak söylediğimiz zaman ya da iyi pişirmemiş yiyeceklerden, el hijyenine dikkat etmeyen kişilerden daha çok halk arasında kıl kurdu olarak tarif edilen kurtlar primer olarak, esas olarak insandan insana bulaşır. Bu nedenle hijyene mutlaka dikkat etmek lazım ve çiğ ürünlerden mutlaka kaçınmayı öneriyoruz. Şimdi de annelerimizin cilt sağlığımız için yaptığı önemli bir tespiti sorgulamaya sıra geliyor. Özellikle ergenlik döneminde çıkan sivilcelerle oynamak cildimizde iz bırakır mı? Evet, sivilcelerini oynama, iz kalır lafı çoğu zaman hepimizin duyduğu bir sözdür annelerimizden, ailelerimizden. Akneleri biz, akneyle gelen hastaları dermatolojik muayenede incelediğimizde bir takım lezyonlara göre özel tedaviler evet öneriyoruz. Özellikle üzeri siyah nokta şeklinde görünen kabarıklıkları evet boşaltılmasını biz de öneriyoruz. Ama diğer grup beyaz ucu beyaz görünen, iltihaplı görünen, kistik, nodüler sivilcelerin ise çok fazla dokunulmamasını öneriyoruz. Annelerimizi dinleyelim ve sivilcelerimizi sıkmayalım diyorum. Özellikle çocukluk döneminin en sık tekrarlanan öğüdüdür. Renk renk çeşit çeşit şekerleme ve çikolata yemek dişleri çürütür mü? Çocuklar çikolata şeker yemeli mi? Bunu zaten çocuk yaş diyebiliyoruz. Tabii ki yiyecekler ama bunu en azından bir disiplin edebiliriz. Öğünlere yayabiliriz. Ara öğünlerde aşırı çikolata, şeker tüketimi ne yazık ki dişlerdeki asit oranını artırıp çürük riskini de yükseltmektedir. Çocuklarımız bu tarz besinleri tükettikten sonra en azından ağızlarını çalkalayabilirlerse bir miktar asit oluşumunu azaltacaklardır. Çikolata ve şeker yedikten sonra dişlerimizi güzel bir şekilde fırçalarsak çürük riskini azaltırız. Beli açıkta bırakmak böbreklerimizi hasta eder mi? Şimdi bu içine atlet giy üşütürsünü çok sık duyarız. Benim de bu konuda kendimi tedavi etmem 35 yılımı aldı. Son 7 yıldır giymiyorum. Bu endişeyle büyütüldük. Atlet giymezsen üşürsün, terlersin, atletin yoksa o seni çok hasta edecek bir sonuca neden olur. Bunlar hep duyduğumuz ve bize açıkçası önerilen şeylerdi. Şimdi bakın, atlet giymediğinizde vücudunuzdaki diğer yerlerden hariç sadece böbrekleri üşütebilmeniz mümkün değil. Karnımızın içinde arka planda yer alan böbreklere sadece atlet giymediğiniz için diğer organların etkilenmeyip böbreklerin üşüdüğü bir durum teknik olarak
mümkün değil. Çocuklar televizyonun ekranına yapışır, anneleri kaldırır. Peki gerçekten de televizyonu yakından izlemek göz sağlığını bozar mı? Televizyonu yakından izleme, gözlerin bozulur söylemiyle çok sık karşılaşırız. Hatta kendimiz çocuklarımıza bu konuda uyarılarda bulunuruz. Peki bunun televizyonu yakından izlemenin göze bir zararı var mı? Hayır, ciddi bir zararı yok ama bu konuda dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Birincisi, çocuğun işitme bozukluğu veya görme bozukluğu olabilir ve bu konuda daha iyi görmek için veya daha iyi duyabilmek için televizyona yakın durmak isteyebilir. Bu konuda uyanık olmak lazım. Mutlaka zamanında işitme testlerinin veya görme muayenelerinin yapılmış olması gerekir. İkinci nokta ise televizyonlar bildiğimiz gibi çok az da olsa radyasyon yayabilmektedir. Bunun için televizyona belli bir mesafede durmamız gerekiyor. Bunun da işte televizyonun büyüklüğüne bağlı olarak 2 metre ile 5 metre arasında olduğunu söyleyebiliriz. En az 2 metrelik bir mesafede izlemek gerekir. Hangi anne çıplak ayakla dolaşan çocuğunun peşinde elindeki terliği giydirebilmek için gezmemiştir ki? Peki kim haklı? Anneler mi? Çıplak ayakla gezmeyi tercih eden çocuklar mı? Terliksiz giyme, üşütürsün. Bu aslında tamamen siz hiç taşa basmaya alışık olmayan biriyseniz, böyle bir pratiği uyguladığınızda doğal olarak zaten siz de aslında bunu çok devam ettiremiyorsunuz. Çünkü ayaklarınız üşüyor. Alışkanlıklar aslında hepimizin hangi durumdan nasıl etkileneceğimizi belirleyen önemli bir parametre. Siz çocuklarınızı hep çok sıcak tuttuğunuz, kalın giydirdiğiniz bir süreçte yetiştirdikçe onların terliksiz yerde dolaşmaları da onları olumsuz etkileyecektir. En ufacık soğuk ortamlarda, ince kıyafetlerde bulunmaları halinde de gene üşütmeleri kolay olacaktır. Genelde kız çocuklarının geleceğini ilgilendiren bir anne öğüdü olan taşa oturma çocuğun olmaz uyarısı doğru mu? Evet, annelerimiz taşa oturma çocuğun olmaz der. Şimdi bu ne kadar doğrudur, ne demek istiyorlar ona bir yakından bakmak istersek, modern tıpla bir bağlantı kurmaya çalışırsak şunu söyleyebiliriz. Kadınlarda erkeklerden farklı olarak idrar yolu daha kısadır. İdrar yolu, tabi bu makette görmüyoruz ama idrar yolunun kısa olması enfeksiyonlara daha eğilimli oldukları manasına geliyor. Bakterilerin iç organlara, idrar kesesi, böbrekler gibi alanlara ulaşması daha kolaydır. Ve yukarıya, içeriye, karın iç bölgelerine, tüplere, rahime vesaire organlara daha kolay ulaşabiliyor. Küçük yaştan itibaren hanımların efendim soğukta oturması, ıslak mayo, efendim tekrarlayan enfeksiyonlar, tedavi edilmemesi gibi durumlarda burada küçük küçük hasarlar meydana gelerek tüpün fonksiyonunu bozabilir. Çok sağlıklı yumurtalarımız, çok sağlıklı spermlerimiz olduğu halde gebelik tüpteki arızalardan dolayı imkansızlaşabilir. Gözleri şaşı yapmak gerçekten şaşı kalmaya sebep olur mu? Gözlerini şaşı yapma, şaşı kalırsın sözü doğru değildir. Özellikle çocukluk çağı döneminde çocuklar birbirlerini etkilemek için, oyun oynamak için isteyerek gözlerini şaşı yapabiliyorlar. Bunun göze yapısal olarak herhangi bir zararı yoktur. Gözlerimizin şaşı olmasına birçok neden vardır. Bunun başka hastalıklarla beraber olduğu gibi birebir gözün kaslarının aşırı çalışmasından kaynaklanan veya ateşli hastalıklarla veya travma gibi, kafa travması gibi durumlarda şaşılık görebiliyoruz. İşte annelerin altın öğütleri bunlar. Hepsi de birbirinden önemli. Hepsi hasta eder mi, etmez mi? Cevaplarını hem size sorduk hem de uzmanlarımızdan dinledik. Ama yine de siz olun, annelerinizin sözünden çıkmayın.